Herkese merhaba. Karantina döneminde evden bu yayınları sizler için hazırlıyorum. Bugün 2 günlük İstanbul'da sokak sınırlaması var. Covid-19 hikayesi yüzünden. Evdeyiz. Bugün dedim ki madem 2 günüm var, 2 koca günüm var. Ne yapayım? Katıl butonuna özel içerikler üreteyim. Çok fazla hem Instagram yayınlarında hem de YouTube'da gelen sorular nedir? Abi bu silahı neden aldın? İşte en sevdiğin silah hangisi? İşte sahip olduğun silahlara neden sahipsin gibi bu bir seri olacak. Bugün sizlere bahsetmek istediğim silahım Safir T14. Bu silaha neden sahibim? Intro aksın, anlatalım. Dostlar, herkesin bildiği Safir'im var. Bu iskelet olarak adlandırdığım, yan tarafında aksesuar rayları olmayan, sadece üst tarafında aksesuar rayı olan Gantek firmasının bu full namlu bir elkunda. Üstünde bir tane Holosan'ın 403B red dot'u var. Yan tarafta Olight'ın fenerini takmak için bir fenerliğim var. Hemen arka tarafta teleskopik olmayan yine Gantek firmasının ince L bir dipçiği var. Kabze delikli, olabildiğince hafifletilmiş bir Safir T14. Şimdi benim esas bu silahları bu kadar çok sevmemin amacı da tam olarak bu üzerinde görmüş olduğunuz ürünleri Amerika seyahatlerimde veyahut da işte Airsoft silahlarında bu parçaları silahın üzerine çok rahat bir şekilde uygun oluyor olması. Bu platformu birebir aynı üreten diğer firmaları düşünün. Ben bunu HUSAN'da denedim. Diğer firmalarda denemedim açıkçası. Şimdi şuradaki gaz pistonu, şurada bir gri parça var. Bunun kalınlığıyla diğerlerinki farklı veya hatta şuradaki gövde bağlantı pimi veyahut da gövde geçişleri diğerlerinde farklı. Safir'lerde bu standart AR platformlarına çok uygun. Hatta Amerika'daki sisteme göre buradaki dişliler de gövdeye göre farklı. Bunu da direkt takıp çıkartabiliyorum. Diğer silahımda da göstereceğim. Ama diğerlerinde bunu alıp takmaya çalıştığım zaman bu el kunda geliyor, gaz pistoluna kadar dayanıyor. Safir'lerde böyle bir problem yaşıyor muyum? Yaşamıyorum. Hiç mi problem yaşamıyorum? Tabii ki yaşıyorum. Yani tutukluk yapmıyor mu? Yapıyor. Sonuçta ben bu silah seri numarasından anlarız. 2015 yılında almışım. Vay be. Yani 2015 yılından beri çatladı mı patladı mı? Hayır. Elbette ki bazı parçalar kırıldı. Nedir işte, iğnesi kırıldı, değiştirdik. Üzerine istediğim şekilde makyajlayabiliyorum. Diyelim ki bu silah komple bozulsun. Gerçekten hiç dert etmem. Çerçevelerim, duvarıma asarım. Vergisini yine öderim, öyle söyleyeyim. O kadar seviyorum bu silahları. Bu ilkiydi. Bundan sonra yenilenmiş model olarak ikinci bir Safir'im var. Bu da Safir'in Aksa Crossfire'a geçtikten sonraki kasası. Tabii ki bu kasa o kasa değil. İç gaz piston. Eskisine nazaran daha yeni gaz pistonları. Ama yeni gaz pistonunda bile görmüş olduğunuz bu daha kısa. Şuradaki namlu farkından ve normalde namlum şurada bitiyor. 3 santim kısa bu el kumda. Buradaki alev gizleyenim çok uzun. Bu arada silahlarımı ev ortamında olduğum için zaten hiçbir zaman dolu bulundurmuyorum. Güvenlik kontrollerinde yine yaptım. Yine sizin yanınızda yapalım. Bunlara erinmeyelim güvenlik kontrolü yapmaktan. Bu Safir'imin üzerinde de yine Gantek firmasının aynı şekilde bir öncekiyle birebir aynı olan el kunda. Çok seviyorum bu inceleri. Ötekinde McFull'un bir AFG gribi vardı. Çapraz olan. Bunda birazcık PUBG'den bilenler de olur. Bu da Gantek firmasının farklı bir front grip. Yani ön el kunda. Bunda da bu şekilde tutup geri kavrama orayı çok rahat. Hatta tam C tutuşu değil de buradan bile tutup yarım parmakla silahı kendime doğru çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorum. Üzerinde yine McFull'un gezvar pabucu var. Bunda bir öncekinden farklı olarak teleskopik bir dipçik var. Bu o yüzden mesela arkadaki boru şuralarda biterken bundaki dipçik nereden baksanız 1,5 karış. Diğerinde ve bunda Radyan Raptor bir kurma kolu var. Alüminyum. İç mekanizmaları, tetikleri, işte kurma kolu düşürme mandalı vesairesi. Bütün her şey aynı. Bunun kabzesi ve dipçiği, CA'nın, omuz pedi ve diğerleri daha sağlam. Bunun üzerinde herhangi bir reddat yok. Sadece Mepul'un mekanik nişangahları var. Daha az kullandığım bir silah. Neden? Çünkü iki tanesi aynı anda niye dışarıya çıkartayım? Yani mantık bu. İşte Safir'i bu yüzden seviyorum. Veyahut da Aksa Crossfire'ı bu yüzden seviyorum. Şu gaz pistonlarını size birazcık yakından göstermek istiyorum. Şimdi dostlar bakın. Buradaki gaz pistonu eskilerde olduğu gibi dümdüz. Birazcık daha çelik değil de alüminyum diyebiliriz herhalde buna, bunun yapısına. Bir de bunun gaz pistonuna bakın. Yani son yıllarda çıkan Safirlerin gaz pistonuna bakın. Buradaki bayağı çelik, birbirine geçmeli, daha derli toplu, iç yay. Her ne kadar Gantek firmasının, Gantek USA, bu Gantek firmasının el kundağıyla birebir basmasa da yine problemsiz bir şekilde çalışıyor. Yani işin özeti, bu silah neyi takarsam bu silah kaldırıyor. Ben aldığım bir şey stok haliyle kullanmak yerine aldığım bir şeyin üzerinde yapılabiliyorsa mantıklı değişiklikler veyahut da kendi zevkime uygun hale getirmeyi seviyorum. Bu yüzden yıllardır Safir kullanıyorum. Çünkü artık ezberledim. Bir marka bağımlılığım yok. Eğer HUSAN bu platformda yapmış olsaydı veyahut da X bir firma bununla birebir entegreli çalışabilecek AR platformları yapmış olsaydı benim de tercihim de onları da envanterime eklerdim, ama yurt dışından aldığım parçaları bunun üzerinde rahat takabildiğim için Safir'i tercih ediyorum. Sanırım aklınızdaki birçok soru giderilmiştir. Silahlar tutukluk illaki yapıyor. İllaki tutukluk yaptığı dönemleri de yaşadım. Ama bu şu demek değil, ben bunu kafaya takmıyorum. Belki 5 şarjör atıyorsam arada bir tanesi tutukluk yapıyor. Yapmıyordur diyemem. Diğer kullanıcıların silahları yapıyordur. Sonuçta Türkiye'deki üretim bantları çok mantıklı ilerleyemiyor. Bizde olmayan bir hata başkasında da olmayacak diye bir şey diyemem. Benim elimdekiler yapmıyor. O yüzden ikincisi de sahibim. Umarım bu videolardan memnun kalıyorsunuzdur. Neden sahip olduğumla ilgili daha gelecek silahları sayayım. Bir kere av tüfeklerim olacak. Ata serisi olacak. Derya serisi olacak. Utaş olacak. Av tüfeklerinde Atanın, Kralın veyahut da Asil'in yarı otomatikleri olacak. Ve bunları bu karantina döneminde katılı özel bu görmüş olduğunuz planda sizlere sunacağım. Umarım bu videolardan memnun kalırsınız. Hepinize katıl butonundan bana destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Katılı özel Skype adresimiz var. Oradan bu videolar veyahut da aklınıza gelecek diğer soruları bana sorabilirsiniz. Destek olduğunuz için teşekkür ederim. Evde kalın, güvenli kalın, kendinize dikkat edin. Görüşürüz.